Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde analog ve sayısal sinyaller arasındaki farklara değinmiştik. Bu dersimizde de ikili sayı sistemleri üzerinde konuşuyor olacağız. Çünkü sayısal bir sistem yani dijital bir sistem iki durum ile çalışıyor. Açık ya da kapalı yani devrede elektrik var ya da yokla çalışıyor. Bu nedenle de dijital sistemler iki tabanlı sayı sistemlerini kullanıyorlar. Buna mesela örnek olarak şöyle bir şey çizebiliriz. Zamana bağlı bir voltaj grafiğimiz olduğunu düşünün. Belirli T anlarında voltajımız artıyor. Biz işte bu voltajın arttığı noktalara 1, voltajın sıfırlandığı noktalara 0 değerlerini veriyoruz. Ve dijital sistemler 1 ve sıfırlarla çalışıyor. İkilik sayı sistemiyle birlikte 8'li ve 16'lı sayı sistemleri de dijital sayı sistemlerinde oldukça yaygın olarak kullanılıyorlar. O yüzden biz bugün başta ikili sayı sistemlerinde işte sayılar nasıl çevrilirler onluk tabana, onluk tabandaki bir sayı ikilik sayı sistemine nasıl çevrilir onları öğreniyor olacağız. Sonrasında ilerleyen derslerimizde 8'li ve 16'lı sayı sistemleri üzerinde de duracağız. Şimdi örnek bir sayı alalım. Örneğin 10 tabanında 1312.51 gibi bir sayımız olsun. Biz bu sayıyı nasıl yazıyoruz aslında? A3, A2, A1, A0, nokta, A-1, A-2. Burada ne oluyor? Bizim A3 dediğimiz sayımız aslında 1. A2 dediğimiz sayımız 3, 1, 2 nokta a-1'imiz 5, a-2'miz de 1 oluyor. Peki ben bu onluk sayı tabanındaki sayıyı nasıl ifade ediyorum? Normalde bunu şu şekilde yazabilir miyim? 2 çarpı 10 üzeri 0. 1 çarpı 10 üzeri 1. 3 çarpı 10 üzeri 2. 1 çarpı 10 üzeri 3. Aynı şeyi bunlar için de yazabilirim. 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 ve 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bunları topladığımda ben 1312.51 sayısını elde ederim. Değil mi? İkilik sayı sistemi de aynı bu şekilde çalışıyor. Fakat ikilik sayı sisteminde bizim rakamlarımız ne oluyor? Onluk sayı sistemindeki rakamlarımız neydi? 0'dan 9'a kadar olan rakamlardı. İkilik sayı sistemindeki rakamlarımız da 0 ve 1'ler oluyor. 0 ve 1'dir. İkilik sayı sisteminde yazdığınız bir sayının içinde 2 rakamını ya da 3 rakamını göremezsiniz. Sadece 0 ve 1'lerden oluşur. Şimdi ikilik sayı sisteminde biz bir rakam yazalım. Ne olsun bu? 1, 0, 1, 1 olsun. Sayı tabanını altta gösteriyorum. Bu benim sayımın ikilik sayı tabanında yazıldığını gösteriyor. Ve ben bu sayıyı onluk tabana çevirmeye çalışıyorum. Nasıl çevireceğim? Aynı yukarıdaki mantıkla birebir aynı. Bu benim A0'ım, A1'im, A2'm ve A3'üm. O zaman A0 ne oluyor? 1 çarpı, artık sayı tabanım 2 sayı tabanında olduğu için 2 üzeri 0. 1 çarpı 2 üzeri 1. 0 çarpı 2 üzeri 2. 1 çarpı 2 üzeri 3. Bu sayıların toplamı. Yazalım bunları. 1 çarpı 2 üzeri 3 artı 0 çarpı 2 üzeri 2 artı 1 çarpı 2 üzeri 1 artı 1 çarpı 2 üzeri 0. Eşittir diyelim. 1 çarpı 2 üzeri 3 ne? 8. Artı 0 artı 2 artı 1. Yani bu benim onluk tabanda 11 sayısına eşitmiş. Normalde biz onluk sayı tabanını göstermiyoruz. İkilik, dörtlük, altılık. Hangi sayı tabanındaysa bunları parantezin altına yazıyoruz. Ama eğer parantezimizde hiçbir şey yazmadıysak bu onluk sayı tabanında demek. Şimdi bir örnek daha yapalım. Kesirli bir sayıyı ikilik sayı tabanından çevirelim. 1, 1, 0, 1, 0, nokta 1, 0 olsun. Gene ikilik sayı tabanında. Bunu onluk sayı tabanına nasıl çevireceğiz?
Hemen gene aynı mantığı yapıyorum. Bu sefer ne oldu? A-1, A-2, A0, A1, A2, A3 ve A4 oldu. Değil mi rakamlarım? O zaman baştan başlayarak yazabilirim. 1 çarpı 2 üzeri 4 artı 1 çarpı 2 üzeri 3 artı 0 çarpı 2 üzeri 0 artı nerede kaldık? Pardon, 2 üzeri 0 değil. 0 çarpı 2 üzeri 2 artı 1 çarpı 2 üzeri 1 artı 0 çarpı 2 üzeri 0. Şöyle devam edelim. 1 çarpı 2 üzeri, bu sefer ne oluyor? Eksi 1 artı 0 çarpı 2 üzeri eksi 2. Bunu yazdığımızda ne oluyor? 1 çarpı 2 üzeri 4, 16 artı 8 artı 0 artı 2 artı 0 artı 1 bölü 2. Bu da ne yapıyor? 26,5 onluk sayı tabanında. Tamam. İkilik sayı tabanından onluk sayı tabanına sayıları çevirmek bu kadar basit. Şimdi isterseniz bunu ikilik sayı tabanında çevirmeyi öğrendikten sonra üçlük sayı tabanındaki bir sayıyı çevirelim ki genel mantığı anlayabilelim. Hemen bir sayı yazayım. 120,21. Üçlük sayı tabanında. Gördüğünüz gibi üçlük sayı tabanındaki rakamlarımız neler? 1, 2 ve sıfırlardan oluşuyor. Yani her zaman sayı tabanından daha küçük rakamlardan oluşuyor. Peki bunu onluk tabana nasıl çevirebiliriz? Hemen üstüne yazıyorum. A0, A-, pardon. A-1, hop. Şöyle yazalım. A0, A1, A2 yazdım. Burası ne oldu? A-1 ve A-2. Eşittir dedim. 1 çarpı artık benim sayı tabanım ne? 3. O yüzden 3 üzeri 2 artı 2 çarpı 3 üzeri 1 artı 0 çarpı 3 üzeri 0 artı 2 çarpı 3 üzeri eksi 1 artı 1 çarpı 3 üzeri eksi 2 oldu. 9 artı 6 artı 0 kaldı. 2 bölü 3 artı 1 bölü 9 oldu. Bu da 15 artı 7 bölü 9 gibi bir sayıya denk geldi. Onluk sayı tabanında. Tamam. Yani ikilik, üçlük tabandan ya da herhangi bir tabandan onluk sayı tabanına çevirmenin kuralı bu şekilde. Bir sonraki videomuzda onluk tabandan diğer tabanlara nasıl çevireceğimizi göreceğiz. Sonra da birkaç tane işte dörtlük, sekizlik ve on altılık tabanlarla sayı işlemleri yapıyor olacağız.